Ay harika bir cumartesi de harika bir programla yine sizlerleyiz, karşınızdayız. Efendim bugün biraz buruz, neden? Evet ya, canım kocam yok. Yani buradan gerçekten çok sevgilerimizi yolluyoruz. Şu an bizi izliyordur. Evet. Kendisi maalesef aramızda yok ama güzel şeyler için. Ne yok. İçin? Ne için yok? Türkiye'mizi sağlık anlamında ve birçok anlamda en güzel şekilde temsil etmek için açılımda efendim. Evet. Çok hayırlı haberlerle gelecek. İnşallah. Biz onu bugün ruhumuzda, tebessümümüzde kalbimizde. Ve kalbimizde taşıyacağız ve burada bizimle olacak. Mutlaka izliyordur, biliyor musun? Evet, izliyor tabii şu anda. O zaman sevgilerimizi iletiyoruz. 2 saat fark var aramızda ama yine de izliyordur. Öpüyoruz buradan, sevgiler. Hocam sevgiler. Bakın canım sizin... vallahi gözlerimi senden alamıyorum. Yine harikasın. Gözlerimi böyle şöyle alamıyorum. Durayım. Gaziantep'li ne olduğun belli. Gaziantep'ten de yeni geldiğin belli. Evet. Buradan sevgilerimizi yollayalım. Vallahi tüm Gaziantep'e, aileme ve gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yurt dışı çıkartması yaptım bu bir haftada. Evet. Sonra Gaziantep'e gittim. Sesimiz, soluğumuz kesildi. Aynen, hasta olduk, kusura bakmayın. Bu vallahi. Bir hafta, inanın bir ay gibi geçti bizim için. Sizleri de çok özledik. Özleştik. Evet, taktım takıştırdım. Madem dedim Gaziantep geliniyim. Yakışıyor sana o her şey. O zaman dedim yakışıyor. Birazcık böyle onore edeyim. Aileme de gerçekten çok teşekkür ederim. Benim kayınvalidem çok süslü. Maşallah. Vallahi ne çok güzel. İyi anlıyor böyle şeylerden. Süper işte. Kaynana toprağını çekermiş gelin diyoruz. Buldum. Tüm kayınvalidelerimizi buradan sevgiyle kucaklıyoruz. Öpüyoruz hepsini. Peki bugün programımızda neler var? Valla çok güzel, yine birbirinden özel konuklarımız var. Daha önce de zaten kendilerini ağırlamış bulunmaktayız. Ama tabii yetmedi. Tadı damağımızda kaldığı için tekrar bugün konularımız ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Tam bize ve sizlere göre tüm ağrılarımızdan bahsedeceğiz. Ağrılarımızdan nasıl kurtuluruzu öğreneceğiz. Bir de ne yapacağız? Kalbimiz. Olmazsa olmaz. Zaten bugün ağrı yok kalbim için. Buruk kocam yok. Hemen kardiyoloğumuzla olacak burada. Ay çok güzel, çok mutluyum. Sizleri çok özledik. Ekibimizi çok özledik. O zaman şöyle bir akışımıza bakalım. Hadi programımıza bakalım. Başlayalım. Sizlerle beraberiz. Hadi bakalım neler var programımızda. Hipertansiyon hastaları ekran başına. Hipertansiyon nedir? Kimlerde görülür? Nasıl tedavi edilir? Hipertansiyonu olanlar ne yapmalı? Hangi aşamada doktora başvurulmalı? Peki kalp damar hastalıkları nasıl oluşur? Oluşmaması için ne yapmak gerekir? Kalp krizi riskimizin olduğunu nasıl anlayacağız? Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Mehmet Beşiroğlu anlatacak. Bel ve boyun ağrılarından şikayetçi olanlar, ortopedi ve travmatoloji doktoru, operatör doktor Özgür İsmail Türk geliyor. Bel ve boyun ağrıları neden olur? Bu ağrılar en çok kimlerde görülür? Peki ağrılardan kurtulmak için ne yapılmalı? Ameliyatsız çözüm mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Evet efendim, Yaşama Dair programımıza güzel bir giriş yaptık böyle. Bugün biraz kadın gücü diyeceğiz ama tabii ki o kadınlar çok güzel, yetenekli, iyi erkekleri de ağırlayacak. Ama ondan önce şöyle masama bakıyorum. Efendim efsane bardaklarımızı görüyorum. Ne olur gösterelim Merve Hanımcığım. Valla çok teşekkür ederiz ekibimize. Evet, Yaşama harikasınız Dair Lotus Medya gerçekten. Lotus Medya, evet. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz. Çok teşekkür ederiz bu ince. Güzel. Evet ve çaylarımız. Kocam Fatih yok ama hocam, yine de içelim. Sizin yerinizi içiyoruz çaylarımızı. Ekran başında da çaylar hazır mı? Hazırsak o zaman değerli konuğumuza hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi tanıyoruz ama bir de siz kendinizi tekrar bir tanıtın. Sözü size bırakalım. Çok sevinirim, çok sevinirim. Süper. Ben Özgür İsmail Türk, ortopedi doktoruyum. Evliyim, bir kızım var 2 yaşında. Maşallah. Onu da eşime de buradan selamlarımı iletmiş olayım. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Daha önce zorunlu hizmetteydim. Hem artroplasti hem artroskopi, yani kapalı cerrahi, omurga hastalıkları, boy uzatma cerrahileriyle ilgileniyorum. Bugün de sizin sorularınıza cevap vermek için buradayım. Evet ama ben hemen şunu söyleyeceğim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğu doğru mu? Kesinlikle öyle. Buradan eşinize de sevgilerimizi iletiyoruz. İletiyorum, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ve maalesef öyle bir dönem geçirdik ki Allah'a çok şükür atlattık ama pandemi dönemimiz, evet, gerçekten böyle sıkıntılı dönemler. Küçük çocuklarımız bile ekran karşısında böyle eğitim görmeye başladı, evet, ağrıları oldu. Bel ve boyun ağrıları çok fazla görüldü değil mi? Evet. Ben de özellikle çok yaşadım. Kendisi de zaten doktorum oluyor. 3 gebelik geçirdikten sonra şiddetli bel ağrısıyla zaten şikayet olarak başvurdum kendisine. Gerçekten bunlar çok görülen şeyler. Neden oluyor bu ağrılar? Aynen öyle. Neden oluyor hocam? Ya bel boyun ağrıları bizim poliklinimizin zaten çok sık hastaları. Yani en sık grubunu bel boyun ağrıları oluşturuyor. Özellikle benim çalıştığım bölge Mecidiyeköy çok fazla beyaz yakalı tarif ettiğimiz hastalarımız da var. Onlarda da çok sık görüyoruz. Bel boyun ağrıları genellikle aslında bizim bel bölgemizdeki, boyun bölgemizdeki kasların zayıflamasına bağlı. Oradaki düzleşmeler diye tarif ettiğimiz yapısal bozukluklar sonrasında olan ağrılar. Biz genellikle bel boyun ağrılarını ilk değerlendirirken önce bunların işte hastanın mevcut işte hareketsizliğinden, masa başında çalıştığı durumlardan, yani mevcut durumlarından mı kaynaklı, yoksa bazı ek hastalıklar var mı, onlardan kaynaklı mı bu ağrılar oluyor diye ilk bunları değerlendiriyoruz. Ama genellikle hastalarımızın çok büyük bir kısmı gündelik hayatında, yaşama biçiminden, sedanter yaşamdan ya da masa başı çalışmaktan kaynaklı bel boyun ağrıları olan hastalar. Zaten yaklaşık hastaların hayatında bir kere %80 oranında bel ağrısı, yine böyle %60-70 oranında boyun ağrısı çekmesi çok istatistiksel olarak standartta olan bir durum. Genellikle böyle hastalarımızla karşılaşıyoruz. Bak böyle işte hangi hastalar diye soracaktık. Hocamız her ikisini de söylemiş oldu. Genelde beyaz yakalılarda, oturarak çalışanlarda. Çok sık rastlıyoruz. Evet. Peki sporcularda? Sporcularda da çok aslında çok sık rastlıyoruz. Aslında spor yapan çok rastlamaz deniyor ama rastlanıyor değil mi? Rastlıyoruz. İki türlü sebepten rastlıyoruz aslında. Bir, çok ağır işte ağırlıklı spor yapan hastalarda kol bacak çalışıyoruz ama omurga kaslarını çalışacak, kor kasları çalışacak egzersizleri çok yapmıyoruz. Bu hastalarımızda da bel ağrıları oluyor. Diğer bir hasta grubu ise yine spor yapanlarda. Onlar da biraz böyle ağırlığı fazla arttırmak isteyen veya spora biraz fazla yüklenmek isteyip omurgasını ihmal eden hastalar oluyor. Biz genellikle omurga çevresi için artı egzersizler veriyoruz onlara. Çünkü omurgada önce bizim o kasları bir işte stretching dediğimiz, o kasları esnettiğimiz, spora uygun hale getirdiğimiz egzersizler yapmamız gerekiyor. Yine diğer bir problem de özellikle fitness yapan, işte spor salonuna giden hastalarda ağırlık kaldırmak, işte daha fazla ağırlığa girmek istedikleri için öncesi ve sonrasındaki esneme egzersizlerini ihmal ediyorlar. Evet. O yüzden onlardan dolayı çok yoğun ağrıları oluyor bunun. Yani ısınmadan direkt spor yapmaya başlamak tehlikeli. Ve soğumuyorlar da. Yani spordan sonra da aslında bir şey yapmak lazım, egzersiz yapmak lazım yine esnemek için. Genellikle bunları ihmal ediyoruz. Ondan dolayı bel boyun ağrıları çok oluyor. Tedavi yöntemleri neler oluyor acaba? O bir de aklıma ne geldi biliyor musun Merve? Bizim kadınlarda şimdi izleyen kadın izleyicilerimiz kesinlikle buna hak verecek. Ben kendim de çok çekiyorum. Özel dönemlerimizde inanılmaz derecede sırtlarımız ağrıyor. Evet. Bel kısmımız, sırtımız. Neden kaynaklanır bu? Ondan sonra senin sorunu hemen merak ediyoruz. Ona da yanıt alalım. Şimdi özellikle adet dönemlerinde kadınların kasların kasılmasını sağlayan bir takım medyatörler salgılanıyor. Bunlar aslında bizim için gerekli, var olan yumurtayı atmamız için yani kullanmamız. Ama aynı medyatörler sırt kaslarının ya da daha yukarıda dorsal kasların ya da boyun kaslarının kasılmasına neden oluyor. O yüzden özellikle adet dönemlerinde olan ağrılara çok sık rastlıyoruz. Tedavisi de yani tabii ki adet dönemiyle sınırlanıyor büyük kısmında ama yani sıcak uygulamalar, işte ağrı kesici bir takım tedaviler, bunlarla aslında birazcık kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bazı hastalarımızda çok daha yoğun olabiliyor. Yani her hastamızın adet dönemindeki bel ağrıları aynı olmuyor. Bazı problemler de buna neden olabiliyor. Bir takım sadece hani bel ağrısı. Aslında sizin de alanınız değil mi? Çok sık rastlıyorlar. Böyle çok sancılı adet dönemleri geçiren özellikle genç kızlarımızın rutin böyle kadın doğuma bir muayene olmalarını öneriyoruz. Evet, çok doğru gerçekten. Buradan da önerimizi belirtmiş olduk. Ve diğer sorumuzu yönlendirelim tekrar istersen. Tedavi yöntemleri demiştik. Bu bel, boyun ağrılarını ne gibi yöntemlerle tedavi edebiliriz? Aslında bizim birinci basamakta tedavi yöntemlerimiz çok bu bölge için uygun egzersizler ve ağrının olduğu dönemi, kasılmanın olduğu dönemi kontrol altına almak. Bunlar birinci basamak olarak geçiyor ama çoğu hasta, yani çok büyük bir hasta grubumuz gerçekten birinci basamak tedavilerden mutlu oluyor. Ancak altta yatan bir organik patoloji varsa ne demek bu? İşte bir boyun fıtığı varsa, bir bel fıtığı varsa, çok ciddi bir düzleşmesi varsa, kemik erimesi varsa, o zaman bunlara ikincil tedavileri de eklemek gerekiyor. Bunların içerisinde eğer bir kemik erimesi varsa buna yönelik tedaviler, bir düzleşme varsa buna uygun tedaviler, bel fıtığı varsa veya boyun fıtığı varsa buna uygun tedaviler, kanal darlığı varsa yine ona uygun tedaviler veriyoruz. Bunların içerisinde enjeksiyonlar var, işte osteoporoz için, yani kemik erimesi için takviye tedavileri veya direkt osteoporoz tedavileri var. Bunlarda bizim aslında şöyle bir şeyimiz var bel boyun ağrılarına yaklaşımda. Kırmızı bayrak işaretleri dediğimiz bir grup var. Yani hastalarımızda bu bir takım belirtiler olduğunda bunların böyle daha çok yani yaşama bağlı ağrılar değil de bizi acaba daha şey yapacak, daha ileri tetkik etmeye götürecek ağrılar olup olmadığını düşünen bazı işaretler oluyor. İşte ileri yaş hastada bel ağrısı ya da çok genç yaş hastada bel ağrısı, ağrının hızlı başlangıçlı olması, bir bölgeye çok lokalize olması, birlikte ateş, gece terlemesi gibi ek bulgular olması ya da işte akciğer problemleri gibi, nefes darlığı gibi problemlerle olması gibi bazı durumlarda o zaman bir takım ek hastalıkları da düşünmek zorunda kalıyoruz. Ona uygun tedaviler veriyoruz ama genellikle hasta grubumuzun büyük bir çoğunluğunu kronik bel ağrısı olan, altta işte bel fıtığı, boyun fıtığı ya da omurga darlığı olan hastalarımız oluşturuyor. Tabii ki cerrahi bir seçenek bunlar için çok ileri durumlarda ama özellikle geniş bir enjeksiyon grubu var. Belki duyuyorsunuzdur, işte nokta atışı enjeksiyonlar deniyor, kanala yapılan epidural enjeksiyonlar var, disk içi enjeksiyonlar var, ozon tedavileri var, radyo frekans tedavileri var. Tedavi var. Ne güzel ama çok güzel. Çok güzel. Hani birini yaptırmadan ameliyatsız olarak. Tabii ameliyatsız olarak da aslında birçok tedavi edebildiğimiz hasta grubumuz var. Bel fıtığıyla boyun fıtığı dediniz. Nedir bu mesela? Açıklayabilir misiniz? Evet, bu biraz şöyle. Genelde hep şunu söylüyorlar değil mi hocam? İzninizle böyle araya bir gireceğim. Tabii, her zaman. Ben ağır kaldıramam, bel fıtığım var. Evet. Yok ben işte şunu yapamam, boyun fıtığım var, ağrıyor. Gerçekten bu kişilerde ağır kaldırmak, ağır iş yapmak, bunlar da etkili midir diye Merve Hanım'ın sorusuna ek yapıyorum. Aslında şöyle, önce bel fıtığı, boyun fıtığını tabii söyleyeyim. Bizim omurgalarımız kemiklerden ve arasındaki disklerden oluşuyor. Hareketlerde o diskler seviyesinde oluyor. Diskler böyle bir arabanın tekerleği gibi, kıvamı da ona çok benzer ve hareketi sağlayan yapılar. Bu disklerin herhangi bir sebeple kanala veya köke doğru taşmasına fıtık diyoruz. Bu eğer belde olursa bel fıtığı, boyunda olursa boyun fıtığı oluyor. Genellikle hastalarımız o diski böyle bir tanımlarlar, öyle içi dolgulu bir şey, marshmallow gibi. O şekilde basarsanız taşabilecek bir yapı olarak düşünüyor ama o diskler aslında bundan biraz daha sağlıklı yapılardır. Yani uygun bir ağırlık kaldırma yöntemiyle çok da böyle hemen işte fıtığım patlayacak ya da taşıyacak şeklinde yapılar değil aslında. Bu korkunç varsa ekran karşısında da söylemiş olalım. Dikkat edelim ama yani, bunu da... hani göz ardı etmeyelim, korkuya aslında kapılmayın. Burada şöyle bir ikilemi var onun. Hastalarımız bu korkuyla hareket yapmaktan kaçınıyorlar. Biz onu istemiyoruz. Yani hastalarımızın aslında hareketli olmasını istiyoruz. O yüzden bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu fıtıklar öyle kolay bir hareketle ya da hafif bir ağır kaldırmayla patlayabilecek yapılar değil. Ama tabii ki işte uygun kaldırma yöntemlerini şey yapmak lazım. Gücümüzün ötesinde ağırlıklar kaldırmamak lazım. Dikkatli olmak lazım ama hareketli de olmak lazım. Şimdi ekran başına bizi izleyenler ve ağrıları olanlar lütfen ekran başından ayrılmayın. Hatta yönetmenimin izniyle cep telefonumda yanımda, sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Ben de direkt hocama yöneltebilirim. Ha program tabii ki bekleriz. Program bittikten sonra ekranda veriliyor telefon numaralarımız. Yine böyle sorularınız, ben ulaşırsam program sonrasında da iletirim. Zaman, seve seve bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşama Dair programı sizler için zaten bu sağlık bilgilerini vermekte, tekrar belirtiyorum. Ve bu güzel bardağımdan bir yudum su alıyorum. Hadi hepimiz suyumuzu içelim. Hocam çayını soğumasın. Ben çayımı içeyim. Evet. Lütfen ekran başında da çaya, biliyorsunuz düşkünlüğüm malumdur. Hocamın vesilesiyle olsa da her zaman bunu söyler. Çaylarımızı yudumluyoruz. Merve Hanımcığım, siz sorunu sorabilirsiniz. Şimdi hastalar ameliyat olmadan fizik tedavi yöntemleriyle bu sorunlardan kurtulabilecekler mi? Şöyle, fizik tedavi yöntemleri çok geniş bir başlık aslında. Birçok hastanın, yani belki de bel boyun hastalarımızın %80'inin tedavileri aslında fizik tedavi. Fizik tedavi deyince biraz hastalarımız bu çok geniş bir kavram olduğu için bundan korkuyorlar ya da bunu biraz yorucu buluyorlar. Ama fizik tedavi kavramının içerisinde yaptığımız enjeksiyonlar, verdiğimiz egzersizler, yaşam modaliteleri, onları değiştirmek aslında hepsi fizik tedavinin içerisine giriyor. Ve hastaların büyük bir çoğunluğu da zaten fizik tedaviyle toparlayabilecek hastalar oluyor. Biz kendi kliniğimizde bir fizyoterapistimizle birlikte çalışıyoruz aslında. Ve çoğu hastamız bizim tanısını koyduktan sonra önerdiğimiz uygun fizik tedavi hareketleri, uygun egzersiz rejimiyle toparlıyor. Toparlamayan hastalara gerekli şartlarda enjeksiyonlar veya çok gerekiyorsa da cerrahileri öneriyoruz tabii ki. Tabii hemen mesajlar geldi. Birazdan bakacağım efendim, sohbeti bölmeyelim. Ya bünyemizde fizik tedavi uzmanı olmasının da bir önemi var değil mi? Bir fark yaratıyor. Şöyle, biz uzun süredir ortopedistler aslında bir fizyoterapistle birlikte çalışma eğilimine sahip. Ama bu tabii sağlaması zor bir konu. Bir hem şeyi olan, işte götürüsü olan bir konu, ama biz bunu yaklaşık bir yıla yakındır yapmaya çalışıyoruz. Çok da faydasını görüyoruz. Çünkü hakikaten biz işin cerrahi kısmında sonrasını desteklemek kesinlikle, de çok önemli. Kesinlikle. Yani çoğu cerrahimizin sonrası fizik tedaviyle toparlıyor yani. Fizik tedavi zaten inanılmaz vücudu rahatlatan bir şey değil mi? Evet, yani tabii böyle bir şey de var kesinlikle. Psikolojik olarak beni rahatlatıyor. Fizik tedaviye gidiyorum dediği zaman birisi diyorum ki ne güzel masaja gidiyormuş gibi geliyor. Evet. Aslında mesela bel boyun ağrılarını da sorgularken çok büyük bir kısmı da psikososyal etkenler dediğiniz bir kısmı var. Yani hastaların ağrıyı algılama biçimi, ağrının geçmeyeceğine dair olan korkuları ya da gündelik hayatlarındaki stresleri de bel boyun ağrılarında çok etkili. Bunu da yönetmek açısından da aslında çok avantajlı yani. Fizik tedavi. Tabii çok avantajlı. O zaman buradan da duyuralım değil mi? Öyle bir sıkıntınız varsa seve seve bu yöntemlere başvurabilirsiniz. Uzman hekimler tarafından yönlendirileceksiniz zaten. Ya ben böyle dinlerken tabii ben duramıyorum ya, hep düşünüyorum. Yine aklıma bir şeyler geliyor ağrı dendiği zaman, bu yöntemler dendiği zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde kadınlarımız için yine ben soracağım. Topuklu ayakkabı giyiyoruz ister istemez. Evet. Bunu sürekli giydiğimiz zaman ağrılarımız oluyor. Ya da kronikleşmiş spor ayakkabı giyenler, özellikle sırf topuklularda değil, bu parmağında eğrilmeler oluyor hocam. Evet, evet. Yani o konuya da böyle minnacık bir girip uyarılarınız varsa uyarsanız, biz de bilinçli olsak izleyicilerimizle beraber çok mutlu olur. Daha sonra diğer sorularımıza geçeceğim. Tabii. Önce şeyi söyleyeyim, topuklu ayakkabı giyerken ki bel ağrısı, bizim omurgamızın normalde yandan baktığımızda bir kavsi var. Şöyle bir S şeklinde devam ediyor. Özellikle topuklu ayakkabı giyerken lomber dediğimiz bel bölgesindeki kavsi daha derinleştirmiş oluyoruz. O zaman omurganın arka kısmına binen yükler artıyor. Eğer varsa bir işte hafif taşmış bir fıtık, buna biraz daha basınç uygulayıp bunu arttırabiliyor. Ya da omurgamızın arkasında küçük eklemler var, faset eklemler dediğimiz. Bunlar da çok uzun süreli kullanımda nasıl dizimizde kireçlenme oluyorsa, kalçamızda oluyorsa, orada da küçük kireçlenme alanları yaratıyor. Bunlar da bir süre sonra ağrı yapabiliyor. Bunlar, o yüzden topuklu ayakkabının uzun kullanımı işte biraz belimiz için, sırtımız için biraz yorucu oluyor. Tabii ki işte çok güzel oluyor falan ama yorucu bir tarafı da var. Şu anda bile ben izlerken böyle çaktırmadan görüyorsun. Hafif böyle gevşeltiyorum ayakkabıyı. Topukluya alışkın olmayanlar için. Şıklık her zaman bir güzel oluyor yani. Diyoruz ve ne yapalım, şık olmaya acıya devam ediyoruz. Öyle deneyelim. Ona egzersizlerle destekleyelim biraz da. Egzersizlerle destekleyelim. Şey için acıya giyiyorsunuz tabii. Moda böyle bir şey yani. Öyle, kimisi önlemlerini alıyor. Tabii ki yerine göre. Tabii. Baş parmaktaki eğrilikler ise tabii çok başka bir konu. Problem bence, değil mi? Evet, hem kozmetik olarak bir problem, hem de işte ayakkabı tercihlerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ayağımızda ağrılar oluşuyor. Buna bu baş parmağımızdaki eğriliğe biz hallux valgus diyoruz. Ne diyoruz hocam? Hallux valgus. Yani baş parmağın içeriye doğru eğrilmesi aslında. Genetik mi? Latince genetik bir kökeni var. Tamamen genetik değil, bir epigenetik yani. Ay bilmezsin, Allah bildirmesin. Ben anlatayım. Aslında bunu çok başka bir zamanda tekrar ekstra işleyelim. Çünkü o kadar soru alıyorum ki ben bununla ilgili. Ameliyatları nasıl, iyileşme süreci nasıl, gerçekten herkese yapılmalı mı? Hocam bunu bir böyle kulağımıza küpe yapalım, izleyicilerimize de buradan duyuralım. Bunu bir cebimize koyalım. Tekrar konuşacağız. Bunu işleyelim, olur mu? Tabii çok girmiyorum. Ben sana anlatacağım. Merak uyandırsın. bir sonraki zamanda hocamızı alacağız. Sözleşmiş olduk. Bununla ilgili sorularınızı da bekliyoruz. Tabii ki. Biz böyle nasıl oluyor dediniz ama oraya girmek ister misiniz çok az toparlamak adına? İçin, tabii. Yani şöyle, baş parmağımızda bizim parmağımızın eğilmesini sağlayan fleksör dediğimiz bir tendon var. Zaman parmağımızın aşağı doğru eğilmesini. Böyle eğrik. Eğer giydiğimiz ayakkabılar, genetik köken, ayakkabı tercihleri, uzun süre ayakta kalmak, birçok sebebi var. Bunlarla birlikte baş parmakta içeriye doğru bir eğilme başlıyor. Evet. Daha sonra kendi yapımız, yani o tendonumuz içeride kaldığı için bu süreci daha ilerler hale getiriyor. Hallux valgus bir kere başladıktan sonra o yüzden biraz ilerleyici bir süreç oluyor. Biz tabii bu arada parmak arası makaraları veriyoruz, gece atelleri veriyoruz. Onu soracaktım. Yararı oluyor mu gerçekten? Süreci yavaşlatıyor. Şöyle arasına böyle plastik gibi şey konuyor. Süreci yavaşlatıyor. Bilen nereden biliyorum? Bir tanıdığımda var. Öyle derler ya, bir tanıdığımda var. Bayağı konuya hakim. Evet, çok hakim. Çok yakın tanıdığımda var. Çok yakın tanıdığımda var. Ya kişi kendinde olan şey hep derler ya, bir tanıdığımda var hocam ne yapmalı diye oradan soruyorum. Bir tanıdığı anlatalım, öyle olsun. Bir tanıdığı anlatalım ama bir tanıdık vesilesiyle tüm izleyenlerimizle paylaşalım, bu konuya girelim. Evet Merve Hanımcığım, toparlayabilirsiniz. Evet. Kısaca söyleyeyim, bu makaralar ya da gece atelleri, bunlar konservatif dediğimiz tedavi grubu. Amacı biraz bu süreci yavaşlatmak, çok erken aşamadaysa mümkünse eğer durdurmak. Ancak bu biraz ilerleyici bir problem. Genellikle eğer yatkınlık varsa ve biz böyle devam ediyorsak da ilerliyor. Cerrahi seviyeye gelen hastalarımız var tabii, bu böyle bir çoğunlukta. Bu hastalarımızda cerrahi o kemiği düzeltmek üzerine bir kemik kesisiyle birlikte oluyor. Güncel tedavilerde özel bir ayakkabısı var hallux valgus'un. Onunla ameliyatın ertesi günü bastırıyoruz hastamızı. Ama gündelik hayata dönmesi, aktif iş hayatına dönmesi yine de 1,5-2 ayı alabiliyor. Ama bu göze alınabilecek bir süre olmuş oluyor. Öyle ama kurtulabiliyor, kalmasın. Bunu işleyeceğiz. Dedim ya, bunu söz, bunu inanamayacaksın. Evet. Çok ciddi bir problem bu. Ve birçok insana ışık olacak biz bu konuyu işlediğimiz zaman. Çok ben çok şanslıyım sizlerle olduğum için. İzleyicilerimiz de çok şanslı bizlerle olduğu için. Telefon numaralarımız ekranlarda var efendim. Ve sayfalarımızda gördüğünüz gibi oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, sorularımıza devam edelim. Olur tabii. Buyurun efendim. Şimdi bu ofis ortamlarında çalışanlar bu ağrıları ve şikayetleri olduğunda nelere dikkat etmeli? Bu aslında çok güncel bir soru, çok da güzel bir soru. Çünkü bizim de çok sık rastladığımız hasta grubu aslında ofis çalışanları. Bunu geldiğinde hastalarımız da soruyor, ben aslında ne yapmalıyım diye. Aslında biz laboratuvar çalışanları da çok büyük sıkıntıdayız. Yani masa başı çalışan, mikroskop altında sürekli böyle omuz problemi yaşıyoruz. Evet. Bel zaten gidiyor. Çatlıyor benim belim yani. Böyle yorulma ortada. Bir de çok dikkatli, çok uzun süre çalıştığımızda. Minicik göstermiştik. Bununla ilgili böyle... Yaklaşık böyle bir 9-10 tane sıralayabileceğimiz, masa başında yapabileceğimiz önerilerimiz var aslında. Örneğin ilk başta eğer bilgisayarda çalışıyorsak bilgisayarımızın göz hizasında olması. Daha aşağı bir seviyede tutmamak. Telefonla veya işte bir tabletle çalışıyorsak çok fazla boynumuzu aşağıya doğru değil yani. Çalışmamak. Evet. Şöyle mi? Daha yukarıda, evet. Böyle. Eğer bir laptopla çalışıyorsak mesela, laptopta biz harici klavye ve harici mouse kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü yoksa şöyle bir açıyla öne doğru eğilmek zorunda kalıyor ama eğer daha öne alıp harici kullanırsak bunun çok daha avantajını görüyoruz. Yine sandalye seçimi çok önemli. Özellikle sandalyenin bel bölgesini desteklemesi, belimizle sırtımızla sandalye arasında bir 95-100 derece arasında bir açının olması, bunu korumak gibi bir takım önlemlerimiz var. Uzun yol şoförleri de aynı şekilde. Yine onlar da eğiliyor. Evet. Yine özellikle masa başında şey de çok önemli. Ayağımızın altına eğer bir destek alabilirsek, her iki bacağımızı omuz seviyesine tutacak kadar açık tutup ve ayağımızı alttan desteklersek, bu da sırt kafisimizin çok derinleşmesini engellediği için o da oldukça fayda gösteriyor hastalarımız için. Oldukça ağrıyı azaltıyor. Yani ayağımızın altına bir yükseltme koyuyor. Hafif bir yükselti, bir de omuz genişliğinde açmak. Yine özellikle 45 dakika çalıştıktan sonra bir yaklaşık 5 dakika hafif bir esneme egzersizi, yani sırf kalkıp esneseler bile bir miktar yeter ama yapılabilecek çok basit egzersizler var, onu veririz. Onları yapmak da oldukça faydalı oluyor. Eğer bunları da yaparsak bel ağrılarını minimize etmiş oluyoruz, boyun ağrılarını da minimize etmiş oluyoruz. Buna da evde yapabileceğimiz basit bir egzersiz programını eklemek çok iyi oluyor. Ofis çalışanlarımıza da öneriyoruz bu şekilde. Bu kadar öneriyoruz egzersiz. Hangisi diye sormak isterim mesela. Gösterebilir miyiz, gösteremez miyiz? Otururken mesela. Şöyle söyleyelim. Şimdi bizim belimiz için de boynumuz için de ayrı egzersiz grupları var. Bunların bizim önerdiklerimizin başlangıç gruplarının hiçbiri ağırlıklı egzersizler değil. Belki birer kiloluk, yarımşar kiloluk egzersizlerle ama örneğin boynumuz için boynumuzu 4 eksende, yani yana, öne ve arkaya gereceğimiz, esneteceğimiz bir takım egzersiz grupları var, basitçe öyle söyleyelim. Yine bir hareketle değil de mesela duvara karşı, yani bir yüke karşı kasların güçlerini arttırdığımız bir takım basit egzersiz grupları var. Belimiz için yine hem yatakta yapabildiğimiz, yatarken, hem de ayakta yapabildiğimiz egzersizlerimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu stretching egzersizleri olarak, yani esneme germe egzersizleri olarak geçiyor. Hastalarımız Google'dan aratırlarsa bel boyun egzersizleri diye aslında bunlarla ilgili çok basit formlar var. Tabii ki yine bir fizyoterapist desteği ya da bizim desteğimizle bunları daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmelerini isteriz. Çok bütün egzersizleri de tek başlarına yapmalarını istemeyiz. Özellikle ağrıları çok böyle basit ağrılar değil de daha korkutucu ya da daha hızlı başlangıçlı, bir önce bahsettiğimiz kırmızı bayrak böyle bizi rahatsız edecek komponentler olan ağrılarsa egzersizlere başlamadan önce biz bir görsek çok iyi olur. Ama sonra basit egzersizlerle toparlayabileceklerini düşünüyoruz. Süper. Vallahi hocam, yine ağzınıza sağlık. Bitti. Yine bitti. Vallahi yine bitti ama sözümüz var. Farklı konularla sizi tekrar ağırlayacağız. Sorularımızı da hazırlayacağız biz o zamana kadar. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz ama lütfen ekran karşısından ayrılmayın. Niye? Çok önemli bir doktorumuz daha gelecek. Oturalım hocam beraber zaten diğer konuğumuza geçeceğiz. Kalbimiz. Efendim, kalbimizle ilgili bir doktorumuzu ağırlayacağız ama ondan önce şöyle biz ne yapalım? Bir çaylarımızı tazeleyelim. Bir reklam arası verelim. Sizlerleyiz birazdan. Evet efendim, reklamlardan sonra yine sizlerleyiz. Çok önemli bir doktorumuz var. Daha önce de konuk almıştık. Bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş çaylarımızı tazeledik. Evet. Sizleri yerinize aldık. Evet. Mehmet Bey, Doktor Mehmet Beşiroğlu, kardiyoloji uzmanımız. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Daha önce biz sizleri tanıdık. Evet. Sohbetinize doyum olmadı, anlattıklarınız yetmedi. Bir daha sizi ağırlayalım istedik. Çok sağ olun, memnun oldum. Ben Mehmet Beşiroğlu, kardiyoloji uzmanıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Uzmanlığım Kocaeli Üniversitesi. Yaklaşık 1,5 senedir de çevre hastanesinde beraber çalışıyoruz. Evliyim, 2 kızım var. Buradan kendilerini öpüyorum. Selamlar gönderiyorum. Selamlar öpüyoruz onları. Eşinize de sevgilerimizi iletiyoruz. Size de soralım. Diğer doktorumuza sormuştuk. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var mıdır? Kesinlikle. Vardır. Kesinlikle. Ne güzel. Maşallah. Allah daim etsin inşallah. İnşallah diyelim ve hemen konuya girelim bence. Evet. Çünkü ben merak ediyorum. Tabii. Biliyorsunuz benim annem sizin hastanız. Evet. Yine aynı konuya geldi. Evet. Geçen sefer başlamıştık. Hastasıydı. Evet. Şimdi bu hipertansiyon nedir? Bir bunu anlatabilir miyiz? Bu nasıl bir şey? Genetik olarak mesela ben bir hipertansiyon hastası potansiyelim var mı? Adayım var mı? Aday mıyım? Ya da yaşlı mı ortaya çıkıyor? Evet. Yani tam olarak hipertansiyon dediği zaman izleyicilerimiz neyi algılamalı ve çözümlerini nasıl bulmalı? Geçen sefer bir başlamıştık. Evet. Bu arada hani araya şey yapayım. Programınız gerçekten enerjisi doğruydu. Evet. Programımız bizim programımız efendim. Enerjisi yüksek bir program. Çok geri dönüş aldım. Tansiyon yarım kaldığı için onunla ilgili çok konuşuldu. Bir de şeyi merak ediyorlar. Kahve tüketiminden bahsetmiştik. Evet. Kısaca Mehmet hocam atışmıştık değil mi? Evet. Arada kalmıştık. 7 mi demiş? 7. Evet. 7 olmuş. Onu da konuşalım. Evet, onu da konuşalım. Mutlaka belirtelim diye söylediler. Vakit kalırsa ondan da belirtiriz. Tansiyon damar sistemi içerisinde basıncın yüksek olması demek. Bunu şeye benzetmiştik. Mesela bir açık bir musluğun bağlı bir hortumun ucunu kapattığımız zaman zaman içerisinde o suyun yapmış olduğu basınçla o hortumda genişleme olur. Hatta yer yer çatlaklar varsa oradan fışkırmalar olur. İçerideki basınç negatif etki eder yani sisteme. Aslında yine bir şey daha araya söyleyeyim. Tabii. Ben hastalarıma kalbi anlatırken bir odaya benzetirim. Nasıl ki odanın duvarı var, kapısı var, su tesisatı, elektrik tesisatı farklı farklıdır. Kalp de öyledir aslında. Duvarı, çalışma sistemi, gücü farklıdır. Kapısı kalp kapağına benzer. Evet. İşte elektrik sistemi ve su tesisatı gibi. Hakikaten damarlarda, damar sistemi de bir su tesisatına benziyor. Birkaç yerde kullanacağım çünkü bunu. Evet. Bu sistem içerisinde basınç yüksek olduğu zaman vücuda zararlı etkileri oluyor. Mesela büyük organlarda veya büyük damarlarda onları genişletici, işte kalpte mesela önünde basınç yüksek olduğu zaman duvarda kalınlaşma, kalp gevşeme fonksiyonunda bozulma, aortta genişleme gibi o basıncın etkisi oluyor. Bir de küçük damarlar üzerinde ufak yırtılmalar ve yeniden iyileşmeler süreciyle seneler içerisinde belki hemen hissedilmiyor, hemen ortaya çıkmıyor ama seneler içerisinde hangi organlardaysa o küçük damarlar o organlarda hasar oluyor. İşte beyin, göz, kalp, Allah korusun. ve böbrek gibi. Hipertansiyon kabaca bu şekilde. Damar içerisinde basıncın yüksek olması ve bunun oluşturduğu etkiler. Evet. Kimlerde görülür? Bunun tedavisi var mıdır? Önlem alabilir miyiz? Nasıl bir hastalık tam olarak? Yaşı mesela büyükler, ay benim tansiyonum yükseldi dediği zaman gerçekten kaygılanılmalı mı? Kimlerde görülürden başlayalım mesela. Peki. Tansiyon kimlerde görülür? Az önce sizin sorduğunuz da soru. Aslında tansiyon genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu birincil hipertansiyon dediğimiz tansiyonu kastediyoruz. Bu nedir? Genellikle genetik yatkınlığı olan, ailesinde hipertansiyon olan bireyler ama şart değil, ille tansiyon olan bireylerde değil ama genellikle ailesinde hipertansiyon olan bireylerde böyle 40-45 yaşlarında o zamana kadar işte dengesiz beslenme, sedatif yaşam dediğimiz hareketsiz yaşamın da etkileriyle ortaya çıkan genetik faktörün de etkilediği bir süreç olarak 40-45 yaşlarında gördüğümüz bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Ama artık son zamanlarda daha genç yaşlara doğru da geliyor. Hani benim en genç mesela kaç olabilir? Mesela bir sınır yok aslında. Yani benim takip ettiğim 18 yaşında hasta da var. Ama az önce yani birazdan söyleyeceğim. Sekonder hipertansiyon dediğimiz bir grup da var. Bu bahsettiğim birincil, yani tansiyon kendisi bir hastalık olarak vücutta var. Başka bir şeye bağlı olarak ortaya çıkmış değil. Bu grubu bile normalde 40-45 yaşlarından sonra görürken artık altında herhangi bir sebep olmadan 28 yaşında takip ettiğim hastam var şu anda. Onlar biraz daha genetik mi peki hocam? Biraz önce dediğiniz gibi. Hem genetik hem de son zamanlarda hayat tarzının daha negatif olması. Yani düzensiz beslenme dendiği zaman bir şöyle eyvah diyorum, açık söyleyeyim. Bir de hareketsiz yaşam. Yani daha hareketsiziz ve daha kötü besleniyoruz. Gösteriyor aslında daha genç yaşlarda görüyor olmamız. Çünkü herkes artık ekran başında, bilgisayar başında. Gençler artık çıkmıyor ki bir yere. Ya maalesef öyle bir grup var. Evet ve sağlıklı beslenmiyor. O zaman şöyle diyelim, hem kalbimize hem tansiyonumuza, her şeyimize iyi gelecek. Benim de eskiden çok düzenli ve güzel yaptığım, şu aralar maalesef yapamadığım ama yapmaya heveslendiğim yürüyüşümüz, değil mi hocam? Kesinlikle. Yürüyüş yapmak durumundayız. Yürüyüş çok önemli. Evet. Yani neler yapmamız gerekiyor kısmında ondan bahsedeceğim. Tabii, buyurun. O zaman biz hiç bölmeyelim. Şimdi peki bu hipertansiyonu olan bir bireyde bu düzeltilebilir bir şey mi? Önüne geçebilir miyiz? Bunu yok edebilir miyiz? Yoksa ilaçlarla mı sadece baskılayabiliriz? Kontrol altında mı olur mesela? Bu sorudan hareketle birkaç şey anlatacağım. Evet. Buyurun. Tansiyon düzeltilebilir bir şey değil aslında. Kronik bir hastalık. Aynı şeker gibi. Şeker hastalığı da hani sonradan düzelebilen bir hastalık değil. Gerçi şimdi o, ameliyatları var onlarla ama onlar herhangi bir dıştan müdahale olmadığı müddetçe düzeltilebilir bir hastalık değil. Ama hocam tam orada sormak istiyorum. Mesela ama tedavi şekli değiştirilebilir. Mesela iğne değil hap kullanılabilir, değil mi? Yani tabii iyileşmez ama ameliyat da oluyor ya artık. Ameliyatı hiç duymamıştım. Genel cerrah. Metabolizma cerrahisi diye bir cerrahi türü var. Bu arada YouTube'a da baksınlar, çok güzel konuklar alıyoruz, çok güzel konular işliyoruz. Biz bile bazen unutuyoruz efendim. Beyaz TV'nin YouTube sayfasında Yaşama Dair programına lütfen göz atın ve oradan bilgileri almaya devam edin diyorum. Evet, hatırlattınız. Tansiyon da kronik bir hastalık. Tedavide yani kendisi herhangi bir müdahalede bulunmadığımız müddetçe düzelen bir hastalık değil aslında. Özellikle burada şunu vurgulayacağım. Primer dediğimiz, esansiyel hipertansiyon dediğimiz genetik ve çevresel faktörlerle 40 senede oluşmuş bir hastalığın düzelmesini çok beklemiyoruz. İki tür düzelme olabilir. Başka bir sebebe bağlı. Az önce söylediğim sekonder hipertansiyon başka bir sebepten dolayı ortaya çıkmış bir hipertansiyonsa alttaki sebebi çözdüğümüz zaman tansiyon da düzelir. Veya ikincisi, hafif yüksek bir tansiyonu vardır bireyin. Çok yüksek tansiyonda onu sağlayamıyoruz ama hafif yüksek bir tansiyonu vardır ve ciddi bir düzeltilebilir bir faktör vardır. Mesela 130-140 kilolarda obezitesi olan bir hasta 30-40 kilo gibi bir kilo verdiğinde hafif yüksek olan tansiyonu normale dönebilir. Kilo da çok etkili değil mi hocam? Tabii ki. Her şeyde olduğu gibi. Veya çok hareketsizdir. Hareket ederse düzelebilir. Hafif olan yükseklik ama ciddi yükseklik ömür boyu. Bunu niye söylüyorum? Bunu niye önemsiyorum? Tansiyon böyle hayat boyu onunla mücadele etmemiz gereken bir durum aslında. Ona göre yaşamak, tanı koyduktan sonra ona göre davranmak gereken bir hastalık. Evet. Yani ilaçlarla eğer bu değişebilir bir şey değilse, yaşam koşullarımızı değiştirmediğimiz sürece evet, ilaç tedavisiyle ömür kontrol boyu kontrol altına almak durumundayız. Evet, çünkü burada tansiyon nasıl tespit ederiz konusu önemli oluyor. Evet hocam, siz şöyle bir şey biz sormasak da siz güzel bir şekilde anlatıyorsunuz, devamda edebilirsiniz. Biz bazen hani yani mesela neye göre hipertansiyonumuz ya da hipotansiyonumuz var, bunu nasıl tanı koyuyoruz? Evet, herkes mesela benim tansiyonum var diyor. Belki de tansiyonu yok. Nasıl anlamalılar, nasıl fark etmeliler? Burada tansiyonu diğer kronik hastalıklardan biraz ayıran özelliklerden bir tanesi sinsi olması. Herhangi bir şikayet vermez. Yani bir şikayetimiz olmadığı müddetçe de onun farkına varıp da hani ben tansiyon hastasıymışım diyemiyoruz. Onun için birincisi ölçmek. Yani belli bir yaşa gelmiş, belli risk faktörleri olan kişilerin belli aralıklarla... Şikayeti olmasa da rutin ölçüm yapsınlar. Yani... Onu bir takıntı haline de getirmemek lazım tabii. Evet, yani sürekli tansiyonunu ölçmek şeklinde değil de ama fırsat buldukça ayda bir, 2 ayda bir önüne denk geldikçe tansiyonunu ölçüp acaba ne seviyede diye kontrol etmek gerekir. Ve eğer hafif yükseklikler, zaman zaman yükseklikler tespit edildiyse doğru tanıyı koymak için, gerçekten hipertansiyon hastası mı değil mi'nin tanısını koymak için bir kardiyoloji doktoruna mutlaka gelmek lazım. Çünkü burada şöyle yapılan yanlışlar var bazen. Kardiyoloji burada çok önemli. Bir kere tansiyonu yüksek ölçülüp hastaya tansiyon tanısı konuyor ve tedavi başlanıyor. Aslında o hasta strese bağlı veya çeşitli faktörlerle yükselmiş tansiyon için verdiğimiz tedavide tüm günü tansiyonunu düşüren bir tedavi verdiğimizde bu sefer hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğü bulguları, baş dönmesi, göz kararması şikayetleriyle geliyorlar bana. Holter takıp 24 saat boyunca tansiyonu takip edip tansiyon ortalaması ne seviyede, hangi saatte, ne zaman artıyor onu görüp ona göre tedavi başlamak gerekir. Yani böyle şikayetleri olan kişiler kardiyoloji uzmanına başvuracaklar, bir holter takılacak. Evet. Ondan sonra netice görülecek. Öyle tek bir ölçümle kesinlikle ya da hayır sen hastası değilsin. Ve risk faktörü olan, risk grubunda olan kişiler kimler? Belli bir yaşın üzerinde olan kişiler, 40-45 yaşın üzerinde olan kişiler ve ailesinde hipertansiyon öyküsü olan, kilolu bireylerin, sedatif yaşamı olan, dengesiz beslenen kişilerin belli aralıklarla tansiyonu ölçtürmesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Hep böyle aklıma şey geliyor. Merak ediyorum ben şimdi aklıma geldi. Mesela çok zayıf kişilerin de hipotansiyon sorunu oluyor mu böyle? Genelde oluyor. Şimdi onu söyleyecektim. Değil mi? Böyle çünkü genelde şimdi hani birlikte düşünmüş olduk. Hep kiloludan gidiyoruz ama bazen bazı insanlar çok da zayıf oluyor bünye olarak. Aslında zayıflıkla tansiyon arasında çok bir ilişki yok. Yani çok zayıf olmasıyla çok bir ilişki yok. Düşük tansiyonlu kişiler genelde benim tanıdığım hep daha böyle hani zayıf minyon. O yüzden. Şeyle alakası var tabii. Cüsseyle alakası var. Ama hani zayıf olup da hipertansif hastalarımız da var. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Hipotansiyon dediğimiz olay aslında mutlaka altında bir sebebi vardır. Sinire de bağlı mı bu mesela? Sinire bağlı mı mesela hipertansiyon? Yani bazı çok sinirli insanlarda daha mı mesela hipertansiyon olma ihtimali yüksek? Evet doğru. Yani, çevresel ve stres fonksiyonu demişti zaten. Evet. Oradan... O hipertansiyon için. Hipotansiyon genelde altında bir sebebi vardır. Yani bir enfeksiyon vardır. Veya gerçekten hareketsiz bir yaşamı vardır. Veya nörolojik defisiti vardır. Mesela felçli hastalarda tansiyon düşer gibi. Altta bir sebep vardır genelde. Yani hipotansiyon şöyle bir hipertansiyon gibi bir hastalık değil. Yaygın değil mi o kadar hipotansiyon? Değil yani öyle tedavi edilmesi, ilaç tedavisiyle takip edilen bir hastalık değil. Ve daha iyi derler. Tansiyonun düşükse iyi derler değil mi? Evet evet. Ne kadar siz demiştiniz bana. Siz muayene geldiğinizde söylemiştim. Ben sizi ziyaret etmiştim. Düşüktü tansiyonum. Hiç merak etmeyin iyidir düşük tansiyon demiştim. Evet. Ne kadar tansiyon düşükse yapılan çalışmalarda daha uzun sene yaşadıkları gösterilmiş. Onun için tansiyon düşüklüğü, nabız düşüklüğü güzel bir şey aslında. Merveciğim hocam da şahit olsun. Şimdi annem izliyordur ve der ki yine Semra durmadı. Bizi ifşa etti. Benim tansiyonum normalde çok düşük zaten. Bir böyle soğuk algınlığım oldu. Onları ziyarete gittim Urla'ya. Hocam limonlu suyu dayıyor bana. Sıcak veriyor, soğuk veriyor. Sıcak veriyor, soğuk veriyor. En son baygınlık geçirdim. Beni iyileştireceğim diye hastanelik etti canım anneciğim. Orada öğrendik ki tansiyonum normalde kronik bir şekilde her zaman düşükmüş benim. Hı hı. Bir de enfeksiyon varsa az önce bahsettim. Siz de demiştiniz enfeksiyon var diye. O dönemde idrara falan bakmak lazım. Tabii, bakmıştım. Evet, evet bakmıştım. Çarpıntı için de geçerli. Birçok kardiyak hastalıkları etkileyen bir durum aslında. İdrar yolu enfeksiyonu, onu bahsetmiştik. Evet, şimdi geleceğiz zaten, bir giriş yaptım. Güzergahımı belirledim evet. Hocam ben. Yani bazen gerçekten iyilik için olumsuza da yönelebilir. Gerçekten dikkat etmek lazım. O insanın sizin de dediğiniz arada bir tansiyonunu ölçmek lazım. Ortalama normalde nasıl? Ya da uzman hekimlere gidip onlardan evet mesela sizin tansiyonunuz... hemen müdahale edeyim diye al bir tuzlu ayran iç. Evet. Ya da al bir limonlu suyu iç. İşte değil mi? İyilik işte yapmak için yapılıyor aslında. Bunu iyi söylediniz. Aklımda yoktu söylemek ama eğer tansiyon yüksekliği varsa... limonlu su içmek diye bilimsel bir veri yok. Sarımsak veya sarımsak yemek gibi aynı şekilde. İkisi de hem limonlu su hem sarımsak. Ama iyi mi geliyor hocam? Hayır. Öyle bir etkisi yok. Plasebo etkisi var. Plasebo etkisi var. Yani, tuzlu ayranın bir etkisi vardır ama. Tuzlu ayranın var. Düşük tansiyonu yükseltmek için. Fakat diğerlerinin öyle ciddi bir etkisi yok. Tansiyonu düşürücü bir etkisi yok. Sadece plasebo etkisi dediğimiz hani kullandım, rahatladım. Ay canım anneciğim, özür diliyorum. Bakın vardır. Limonludan olmamış o zaman, enfeksiyondan negatif olmuş diyelim. Negatif etkisi var. Bizim hastalarımızda mesela limonlu su içe gastrit meydana gelen hastalar var. Hani tansiyonumu düşüreceğim, doğru. ilaç kullanmayayım da limonlu su içeyim diye. Evet, tabii ki. Veya sarımsak biliyoruz hani negatif etkisi. Koku, onun dışında negatif etkisi yok. Koku veriyor. Mesela şimdi ben annemden biliyorum. Biraz da söyleyelim belki arada izleyenler. Biz annelerimizden biliyoruz. Evet. İzleyen annelerimize de selam olsun. Daha böyle hani insanlar da kendinden anlasın diye. Anneme bu tansiyon hastalığı böyle tanı koyuldu anneme. İşte şu kalbimin ortasında bir kuş atıyor. Ay. İşte pır pır ediyor vesaire gibi bir şikayetle gidip bu holter takıldı zamanında. Evet. Yani bu bir tansiyon belirtisi midir bu? Yoksa aslında bu bir taşikardiden dolayı olan bir şey mi? Bunun bir bağlantısı var mı? Şöyle, sizin annenizde holteri ben takmıştım. Neden taktınız? Annem de izliyor şimdi, dinlesin burada. Şöyle, şurayı da söyleyeyim o zaman. Tansiyon %60-70 hastada bir şikayet vermez dedim ama en sık yaptığı şikayetler baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlamasıdır. Çarpıntı çok fazla yok. Çarpıntı ile tanı koyduğumuz aslında erken atımlarda, o farklı bir konu. Tansiyon yüksekliği için değildi o, ritim holter takmıştık. O daha farklı bir konu ama çarpıntı bir hipertansiyon belirtisi ön planda değil açıkçası. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması genellikle, fakat %60-70 hastada hiçbir şikayet vermez. Ölçüyorum hastanın tansiyonunu, diyorum 18'e 10. Hocam diyor, ben hiçbir şikayet hissetmiyorum. Böylelikle bu iki şey sağlıyor. Ya bende bir şey yok bilincini sağlıyor. Daha doğrusu bilinç demeyelim ona ama o fikri veriyor. İkincisi de ya tedavi olmasam da bir şey olmaz fikrini veriyor ama esas kırmaya çalıştığımız iki nokta bu. Aslında bizim ülkemizde hipertansiyona yönelik bir bilinç var. Bir ara bir Libya'ya gitme gibi bir orada hizmet verme gibi bir şeyim vardı. Oraya giderken şu endişeyi taşıdım. Acaba oradaki insanlar hipertansiyonun ne olduğunu biliyor mu ki ben tedavi verdiğim zaman ona sahip çıksın? Evet. Bunu biz ülkemizde büyük oranda kırdık. Yani tansiyonun ne olduğunu, nasıl etki ettiğini biliyoruz ama yine de hala bir mesafe kat etmek gerekiyor. Buradan da böyle bu programlarla sizler sayesinde daha da bilinçlendiriyoruz. Çünkü bilmeyenler de olabilir. Kesinlikle. Yani hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz... en sık ölüm sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Onun en sık sebeplerinin başında hipertansiyon gelir. Onun için hipertansiyon sadece kalp de değil. Az önce söylediğim beyin, göz, böbrek, oralara da zarar verebiliyor. Kalbin yapısını bozabiliyor. Onun için seneler içerisinde ama 5-10 sene, 15 sene içerisinde hemen hissetmediğimiz için tehlikeli değil gibi gelse de aslında ciddi, sinsi bir hastalıktır. Damarlarımız tüm organlarımızı besleyen önemli yapılar, olmazsa olmaz. Burada bir hasar olması demek eşittir tüm organlarımızda, değil mi? Öyle değil mi? Kesinlikle. Problem demek, Allah korusun. O yüzden önce kalbimize, damar sistemimize iyi bakacağız. Peki kalp damar hastalıkları nasıl oluşuyor mesela? Şimdi kalp damar hastalıklarını hızlıca tanımlayayım aslında. Bizim kalp, az önce söylediğim oda olarak söyledik ya kalbi. Evet. Oradaki su tesisatından bahsediyoruz şu anda. Su tesisatında herhangi bir, yani orayı besleyen, kalbin duvarlarını besleyen küçük damarlarda, mesela ekoyla göremediğimiz damarlar. 3 milimetre, 5 milimetre kalınlığında olan damarlardan bahsediyoruz. Bu damarların hastalığı, koroner arter hastalığı, genişleme var, kasın içerisinden gitmesi var veya doğumsal olarak yanlış yerden çıkması gibi çeşitli hastalıklar olmakla beraber aslında kardiyovasküler hastalıklar dediğimizde en sık bahsettiğimiz ateroskleroz dediğimiz bir lezyon. Yani damar duvarı içerisinde bir oluşum olup damar lümenini, damar boşluğunu daraltması olayı. Koroner arter hastalığı budur. Nasıl ortaya çıkar? Burası da yani burada birkaç şey söyleyeceğim. Önemsediğim olayı anlamamızı sağlayacak. Nasıl oluşuyor? Mesela şu an bizde acaba o lezyonun bir başlangıcı var mıdır? Kesinlikle hepimizde var. Hepimizde var. 2-3 yaşlarında başlayan yağlı çizgilenme dediğimiz, damar içerisinde yağlı çizgilenme dediğimiz lezyon, o çekirdek lezyonla başlar. Ama seneler içerisinde onun daha vahim, daha işte hayati tehlike oluşturan hale geldi. Aterosklerotik plak veya lezyon haline gelmesini sağlayan bizim yaşantımız oluyor. Yaşantımızda karşıladığımız. Ama nasıl ortaya çıkar hocam? Yani biz bunu nasıl anlarız? Tamam, böyle oluşuyor. Beslenme ama ortaya çıkma şeklini. Oraya geleceğiz. Tamam. Oraya geleceğiz. Sabırsızlanıyoruz. Ben bunu şunun için söyledim. Aslında hepimiz aterosklerotik kalp hastalığı için, çünkü onun için zaten en sık ölüm sebebi, hepimiz adayız. Ortaya çıkması için çeşitli faktörler olması lazım. Hocam ne yapalım biliyor musunuz? Ortaya çıkması için o belirli faktörleri reklamlardan sonra söyleyelim. Ekran başından ayrılmayın efendim. Reklamlara gidiyoruz ve hemen buradayız. Evet, reklamlardan sonra yine sizlerleyiz. Hocam hemen sorumuzun cevabını alalım. Kalp damar hastalıkları nasıl ortaya çıkar? Bu lezyondan bahsettik. Lezyonun ilerlemesi lazım. İlerlemesi için kötü faktörler var ki az önce hipertansiyondan bahsederken hipertansiyonun etki mekanizması aslında koroner arter hastalığı oluşturaraktı. Yani esas suçlu şu an bahsettiğimiz konu koroner arter hastalığı. Yani hayati tehdit eden, hayati tehlike oluşturan en önemli konu bu. Onun için tansiyon dışında birçok faktör var. Tansiyon, şeker, kolesterol, obezite, sigara, hareketsiz yaşam. Sağlığa zararlı. Evet, bunların hepsi diye de belirtelim. Koroner arter hastalığına sebep oluyor. Onun için bunlara maruz kalan kişiler, maruz kalmasalar bile gerçi ama maruz kalan kişilerde daha fazla olacak şekilde lezyon ilerliyor ve iki şekilde ortaya çıkıyor. Bir tanesi kronik dediğimiz zaman içerisinde daralarak, bunu musluk örneğiyle anlatacak aslında ama süremiz yeterliyse. Yine alacağız sizi, merak etmeyin hocam. Ama hızlıca o zaman bahsedeyim. Tabii. Kronik dediğimiz zaman içerisinde tıkanmayla ortaya çıkan, mesela önceden 2 kat merdiven çıkınca bir şey olmuyordu ama artık 1. kata çıktığımda buramda ağrı hissediyorum diye ortaya çıkan bir ortaya çıkış şekli bu. Bir tanesi de hiçbir şikayeti olmayıp, bu kronik hastalık kısmı. Bir de birdenbire tıkanan, damarın birdenbire tıkanmasıyla ortaya çıkan kalp krizi dediğimiz, birdenbire ani başlayan ciddi göğüs ağrısıyla ortaya çıkan kısmı. Yani bu iki şekilde görüyoruz ortaya çıkan. Hocam kahve dedik. Kahve düvellomuz ne oldu? Evet. Kahveyle ilgili hep özellikle Türk kahvesini biraz geride bıraktık diye tepki aldık ama hani bununla ilgili benim bakış açım, yani bizim bir olayla ilgili konuştuğumuz konuda bilimsel olmamız lazım. Bilimsel çalışmalarda kaynayan kahve de kolesterol üzerine negatif etkisi gösterilmiş. Onun için filtre kahve kullanmak ve günde 3-4 fincana kadar kardiyovasküler 3-4 pozitif. Değil mi hocam? 3-4 evet. Anlaştık. Evet. Şimdi anlaştık. Evet. Değil yani. Kahvenin yanında ne gider? Baklava. Baklava. Canım harika, Yaşama Dair programının izleyicileri. Vallahi kusura bakmayın ama böyle Gaziantep'lerden geldi baklavamız. Tüm ekibimize ve kanalımıza şöyle ikramda bulunacağız. Çok tatlı bir program oldu. Evet. Canım hocamıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Hocam sizsiz bu baklavayı yiyoruz ama telafi edeceğiz. Bir sonraki programa inşallah. Ben eve getireceğim bir kısmı. Özellikle aynen öyle. Kardiyoloji doktorunun programında baklavayı tercih etmiş olmanız da çok manidar oldu değil mi? Kahvenin yanına da iyi gider. Kahvenin yanına da iyi gider. Tatlı tatlı programımızı yaptık. Efendim zaman nasıl aktı geçti gerçekten. Gerçekten bilemedik, doyamadım Merve Hanımcığım, canım Merveciğim, hocalarım çok teşekkür ediyoruz ve bizi izleyen tüm izleyiciler kalbinizden öpüyoruz. Haftaya yine bu saatte sizlerleyiz. Tüm ekip hazır mı baklavaya? Evet. Görüşmek üzere, haftaya sizlerleyiz. Hoşçakalın.